Neden? Ozan. Oğlum senin ne işin var burada? Neden geldin buraya? Bu iş bitti artık Ozan. Bitti. Konu kapandı oğlum. Artık hiç kimse sana zarar veremez. Hiç kimse. Götür oğlum, götür koçum ha. Çok doydum amca, gerçekten. Onun pek iştahı yok bu ara. Oğlum ya, nasıl şaka mı yapıyorsun? Ben senin yaşındayken bak, böyle bir tepsi künefe yerdim ha. Tepsi dedim ya, tabak kadar. Eğer kaymaklı olursa ikinci tepsi de yer. Yok artık. Ya? Gerçekten mi? O nasıl oluyor Cevdet Bey? E şimdi kaymaklısı daha hafif oluyor Ayşe. Hanımlar kilo kontrolünde Cevdet Bey. Ah. Ah, yapacak hiçbir şey yok. Ama bakın Semra Hanım, ben size söyleyeyim. Siz her daim böyle garipsiniz. Sizler böyle. Çok teşekkür ederim. Siz de çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Aman efendim. Ayşe'cim, sende bir hal var. Bak geldiğinden beri susuyorsun yavrum. Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Çok yorgunum Semra Hanım. Bir de bugünkü şu mahkemeye takıldı kafam. Yani çocuk sorguda bambaşka şeyler söylemişti bana. Ben müsaadenizle şu künefenin şerbetini hazırlayayım. Size afiyet olsun, birazdan gel. Müsaade. Ozi? Kim? Kim? Mesaj kim aşkım? Fotoğraf kulübünden biri. İyi akşamlar. Merhaba. Kusura bakmayın geciktim biraz, afiyet olsun. Ya Sevinciğim, bu ne güzel sürpriz, beni çok şaşırttı. Sürpriz değil aslında, Ömer davet etti. Ha. Ömer. Ömer'e ismiyle hitap ettiğine göre aile sofrasına da oturabilirsin. Buyur. Kusura bakma Yasemin. Semra Hanım'ı biliyorsun işte. Doğru söylüyor aslında. Ailemle ne kadar yakın değilim. Ya yapma böyle. Ayşe'cim sen neden söz ediyordun? Hani şu Aylin'in arabasını çalan çocuktan. Evet, evet. Aha. Sorguda her şeyi itiraf etmişti ya. Evet, işte kim bilir nasıl tehdit ettilerse. Ha, kesinlikle. Zaten arabayı bir gün sonra çaldığını söyledi. Evet.
Affedersiniz. Efendim? Hakim Bey. Evet, kimsin?